Evet efendim. Safra kesesi'ni konuşacağız. Sorularınız varsa safra kesesi konusunda 0212 331 66 24 25 0212 331 66 51 52 numaralardan bize ulaşabilirsiniz. Ya da e-mail yoluyla doktoraytu.tv360.com.tr'den yine sorularınızı bize sorabilirsiniz. Konuğumuz genel cerrahi uzmanı Doktor Fikret Düşünceli hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun çok teşekkürler. Şuramda biraz ağrı var. Biraz böyle Tam bir, konumuz, bir tuhaf bir ağrı konumuz, var. Konumuza, konumuza uygun bir şey herhalde. yok Şaka bir yana hakikaten e, safra kesesi... İnsanlarda e, özellikle çağımızda şimdi obeziteyi de konuştuk biraz Tabii. önce biliyorsunuz yemeği, stresi konuştuk. Yedikçe, yedikçe bu safra kesesi bozuluyor mu? E, şöyle söyleyeyim. Yani yedikçe bozulmasından daha ziyade bizim genellikle e, yemek alışkanlıklarımız bozuluyor birincisi. İkincisi bununla beraber yaşam tarzımız bozuluyor. Yani ne yediğimiz önemli. Ne yediğimiz önemli. Ne miktarda yediğimiz önemli. Bir de yaşam tarzımızın bozulmasıyla beraber aslında bu tip şeylere biraz davetiye çıkartıyoruz. Çünkü safra kesesi dediğiniz zaman çoğunlukla etrafınızda duyduğunuz e, sıkıntılar e, en çok daha çok bayan kesiminden geliyor. Sebebi de şu safra kesesinin e, en çok sevdiği insan grubu aslında bayanlar ve bunların da yaklaşık olarak 40'lı yaş civarındaki bayanlar. Bunların arasında çoğunlukla gördüğümüz şeyler kabaca bir oran vermek gerekirse bunların %90'ı da normalden daha kilolu olan insanlar. Yani dolayısıyla aslında kilonun vücudumuza yaptığı kötü şeylerden bir tanesi belki de bize sonuçta bir safra kesesinde problem olarak geri dönebiliyor. Peki siz şöyle alabilir Tabii. miyim lütfen? Çünkü burada e, karın içi organlarımızın yerleşimi var. E, şimdi karaciğerimiz var. Kocaman bir karaciğerimiz var. İşte işte midemiz var, bağırsaklarımız falan var ve şu yeşil olan Safra, safra kesesi değil mi? Hı -hı. Ama buradan bir takım yollar Yol da var. var. Nedir bunlar? Şimdi birazdan da tabii belki aynısına gireceğiz ama insanların en çok sordukları soru şu birincisi. Hep böyle bir safra kesesi problemiyle geldiklerinde biz sizin safra kesenizi alacağız diyoruz. O zaman şöyle bir soru çıkıyor. Peki ben bu safra kesem olmadığı zaman safram ne olacak? Şimdi buradaki diyagramda onu anlatmak daha kolay. Şu karaciğer dediğiniz karnımızın sağ üst kadranında boşluğunu dolduran bir organ. Onun alt tarafında ise aşağı doğru ilerleyen iki tane yeşil e, tüp gibi uzanan yapı var. Ve onların en sağında da bir safra kesesi dediğimiz bir aslında depolama görevi gören bir organ var. Yani aslında şunlar karaciğerden geliyor. Aynen öyle. Ya bu depoya gidiyor. Evet, genellikle depoya gidiyor. Evet. Sonuçta insanların hep sordukları soru şu: Safra kesem alındığı zaman ne oluyor? Safram nasıl üretiliyor? Safra kesesi safrayı üreten bir organ değil. Ha, bak bu çok önemli bir bilgi. Saframız safra kesesinde üretilmiyor. Üretil, üretilmiyor. <laughs> Saframız bizim karaciğerimizde üretiliyor. Buradan Dolayısıyla gidiyorum. evet, karaciğerinizle ilgili bir probleminiz yoksa sizin safra kesenizin var olup veya olmaması üretimine bir şey yapmıyor. Sadece safra kesesinin görevi Bu aşağıdaki iki tane kanaldan daha kısa olan kanalla safra kesesinin içerisine geliyor normal yemek yemediğiniz bir dönemde. Bu safra kesesinin içerisinde birikiyor ve daha konsantre hale geliyor. Ve de amacı şu. Aslında burada bunu depolayıp siz bir yemek yediğiniz zaman şu aşağıdaki kanaldan aşağı ilerleyerek bu 12 parmak bağırsağınızın içerisine bunu ihtiyacı olduğu kadar salgılayabilmek. Yani gerek olduğunda Bunu safra kesesi boşaltmak. pıft pıft yapıyor. Aynen Ondan öyle. Safra bu kanaldan içeriye. Dolayısıyla içeri az yiyor. sonra belki şikayetlerine de değineceğiz. Niye daha çok böyle kendini kıvrandıran tarzı sırta vuran bir ağrı oluyor? Genelde o kasılma esnasında içerisinde bir taş vesaire falan varsa oynaması nedeniyle bu safra kesenizdeki ağrı özellikle de sırtınıza yakın bir bölgede, burada biraz daha biz karaciğerde görüyoruz ama karaciğeriniz var ve arkasına daha çok sırta vuran bir ağrıdan insanlar daha çok şikayet ediyor. Şimdi taş demişken şöyle taş... bir görüntü koyalım dedim ben. Aynen. Hani taş deyince böyle kaya taş şöyle değil, değil. böyle içinde yüzlerce olabilen, olabilir. bir tane de olabilir ama yüzlerce de olabilen bir taş yapısı. Gerçekten şunların her biri herhalde birer küçük ee, yarım santimlik taş ama gördüğünüz gibi çıkarılmışlar. Bunlar Olur. ve bir safra kesesinin açılmış halini görüyoruz burada. Hakikaten taş deyince bir tane taştan taş, bahsetmeyebiliyoruz. Diyor, Peki şöyle alayım size. O zaman şundan hemen gelelim. Safra bir kere ne işe yarıyor? Yani bu safra kesesinde depolandı. Gerektiğinde kullanılıyor dedik ya. Evet. Ne zaman gerekiyor? Niye gerekiyor? Gerektiğinde ne zaman gerekiyor? Aslında bizim hazmımız için. Yani bir sindirim için gerekli olan bir sıvı. Dolayısıyla da genellikle yemek yedikten sonra Yaklaşık olarak 1-2 saat civarında yediğiniz yemek midenizde sizin hazmediliyor. Hazmedildikten sonra da 12 parmak bağırsağına geçince 12 parmak bağırsağından sizin beyninize bir sinyal gidiyor. Yani burada bir gıda var. Bu gıda sindirilmesi lazım. Dolayısıyla bana safra lazım diye beyne bir sinyal gidiyor. Beyne giden bu sinyallen de beyin safra kesesine bir emir komuta gönderiyor. Burada diyor ki, Bizim 12 parmak bağırsağımızın bağırsağımız içerisinde bir gıda var ve genellikle de bunlar da yağdan zengin olan gıdalar. Birazdan da anlatacağım bazı şeylerden niye kaçınmamız gerekiyor vesaire falan diye. Dolayısıyla safra kesesi içerisindeki kasılarak içerisindeki muhtevasını buradan 12 parmak bağırsağının içerisine boşaltıyor. Yapmaya çalıştığı şey ne? Yemekle içerideki enzimlerin buluşarak burada bir sindirime yol açması. Neyin sindirimini yapıyor safra? Neyin sindirimi? Buraya gelen gıdanın sindirimi yapıyor. Gıdada daha çok yağdan zengin olan gıdaların sindirimini yapıyor. Dolayısıyla da insanların hep baştan söyleyeceğiz. Birazdan belki şikayetlere geleceğim şeyler. Ben yemeğimi yedim ama benim mideme taş gibi oturdu. Ben yemeğimi yiyorum, soda içmeden geçmiyor. Yemeğimi yiyorum ama yani. Yemeğimi yiyorum ama benim şuramdan aşağı gitmiyor gibi, gaz gaz yapıyor gibi şikayetlerimiz var. Aslında sebebi de taş oluşumuna sebeple aynı şey. Safra kesesinde bu dip şikayetlere ne yol açıyor? Aslında safra kesesinin iyi çalışmaması. Halk arasında söylediğimiz bir hipofonksiyon ediyoruz ama daha çok safra kesesi tembelliği denilen durum söz konusu. Yani normalde bu az önce anlattığım e, o döngü düzgün çalışmıyor. Ne oluyor? Safra keseniz az çalışıyor, içindekini yeterince boşaltamıyor. Boşaltamadığı zaman da burada yeterince bağırsağın içerisinde gıda sindirim enzimiyle buluşamıyor. Buluşamadığı zaman da az önce anlattığımız şikayetler oluyor. Niye? Sindirilmemiş bir gıda var ve o hep anlattığınız şeyler oluyor. Yemek yedim, taş gibi bana oturdu yemek yedim, sığınamıyorum, bir bulantı, yemek yedim, bir tuhaflık, bir sıkıntım var diye. Aslında taş oluşumu da benzer sebepten oluyor. Hep bildiğimiz genelde sinüzit örneğini çok iyi veriyor insanlar anlıyorlar. Sinüzit örneğinde olduğu gibi bir sinüsünüz tıkanmadığı zaman nasıl sinüzit oluyorsanız safra de iyi çalışmadığı zaman içerisinde bu safra birikiyor ve gölleniyor. Bir süre sonra bir çökelik bir çökelti haline dönüşüyor ve yavaş yavaş bu giderek önce kristaller daha sonra da bir taş oluşumuna sebep oluyor. Yani bu aslında hani kum diyoruz, taş diyoruz. Önce bir çamur kum olarak başlıyor. Ve hep öyle diyorlar. Safra kesenizde çamur var. Taşın öncülü. Aslında bu demek ki sizin safra keseniz artık iyi çalışmamaya başlamış. Bir süre sonra sizin kaçınılmaz sonunuz bir taş olarak veya birden fazla taş olarak geri dönecek. Burada hemen şöyle bir soru soruyor hastalar. Acaba benim bir taşımın olmasıyla 100 tane taşımın olması benim hastalığımın seyrini veya bana yapılacak olan müdahaleyi değiştirir mi? Hayır değiştirmiyor. Safra kesenizde her taş olan insanı ameliyat etmek diye bir şey söz konusu değil. Ha çok güzel. Gene önemli bir bilgi. Safra kesenizde taş var ameliyat olacaksınız şart değil bir, diyor hocamız ama çok özür dilerim. Tabii. Sorumuz var alalım hemen devam İyi edelim. İyi günler hocam. Ben Buyurun. de son zamanlar ne yesem huzursuz oluyorum. Karnım ağrıyor kusma gereği duyuyorum. Safra kesesiyle ilgisi var mı acaba? E olabilir. Bir de safra kesesinden olup olmadığını anlamanın aslında çok kolay bir yolu var. Yani ultrason gibi çok basit herhangi bir şekilde kimseye zarar vermeyen bir gün 12'den sonra aç kalıp ertesi gün bir merkeze gittiğiniz zaman çektireceğiniz bir ultrasonla gayet güzel bir şekilde safra kesenizle ilgili bir probleminiz var mı taşınız vesaire var mı öğrenmeniz çok mümkün. Dolayısıyla neden ultrasonu aç karnına çektiriyoruz? Ultrasonu aç karnına çektiriyoruz. az önce anlattığım o döngüden dolayı. Normal şartlar altında bir organ ultrasonda görebilmeniz için içinin dolu olması ve de duvarlarının yapışık olmaması lazım. Dolayısıyla yemek yediğiniz zaman safra kesenizin içerisindeki safra boşalacağı için o organın içerisinde ufak tefek taşlar varsa görülemeyebilir. Dolayısıyla kesinliği, doğruluğu artırabilmek için kabaca 8-10 saat civarında bir açlık lazım. O yüzden de biriktirelim, yani. biriktirelim. O yüzden de genelde herhangi bir merkeze gittiğiniz zaman size diyorlar ki öğleden sonra geldim, ben safra keseme baktıracağım. Siz yarın sabah gelin. Hatta biz bazen sinirleniyoruz. Yani niye bugün yapmadılar vesaire etmediler falan diye. Aslında altında yatan şey bizi düşünmüyor. Görmek için. Peki hemen bir sorumuz daha var onu da alalım. Ayağa Saf kalkar mısınız lütfen? Safra kesesindeki taşı böbrek taşı gibi düşürülebilir mi? Yok. Çok güzel bir soru. E, safra kesesindeki taşlarla böbrek taş, e, böbrekteki taşlara yaklaşım tarzımız farklı. Sebebi de şu. Az önce anlattığım gibi taşı üreten şey aslında safra kesesinin kendisinin iyi çalışmıyor olması. Dolayısıyla siz safra kesesinin içerisindeki taşı herhangi bir yöntemle kırar veya herhangi bir yöntemle almaya çalışırsanız kısa bir süre sonra o safra kesesi yerinde durduğu sürece aynı taşları tekrar üretecek. Dolayısıyla aslında bu bir kesin çözüm olmuyor. Dolayısıyla böyle bir tedavi şekli safra kesesi taşları için yok. Ya pratikte yapılabilir ama bir manası yok. Evet çok güzel bir soruydu gerçekten. Safra kesesi böbrek taşı düşüyor. Niye safra kesesi taşı düşmüyor? Şimdi safra kesesi taşlarının yanı sıra Safra kesesinde onların tedavisini falan konuşacağız. Safra kesesinde başka şeyler oluyor. Ben duydum polip var. Polip nedir? Safra kesesinde ne özelliği nedir? Ne oluyor? Polip aslında herkesin çok kolaylıkla anlayabileceği şekilde nasıl vücudumuzda belli bir yaşımızı geçtikten sonra vücudumuzda etmenleri tarzı şeyler oluyor. Cildimizdeki, Cildimizdeki etmeni. etmenlerinden bahsedelim. Aynı şeyin bağırsakların içerisinde olduğu zaman kolon veya kalın bağırsak polipi diyoruz. Safra kesesinin içerisinde olduğu zaman da bunlara safra kesesi polipleri diyoruz. Kesenin iç yüzünde Kesenin oluyor. Kesenin iç yüzünde oluyor. Bunların anlam ve önemine bunların iki tane sıkıntısı var. Bir tanesi safra taşlarıyla karışabiliyorlar. Çünkü cerrahi endikasyonları, cerrahi gereksinimleri birbirlerinden biraz farklı. Birincisi onunla karışıyorlar. İkincisi de bunların boyutları çok önemli. Yani aynı şey yine safra kesemde polip var. Acaba benim hemen ameliyat olmam lazım mı? Değil. Safra kesesindeki polip için iki şey ameliyat gerektiriyor. Bunlardan bir tanesi tespit edildiğinde belki hiç o zamana kadar bir ultrason herhangi bir şey yaptırmadınız. Tespit edildiğinde değer 1 santim ve daha üstünde ise safra kesesi polibiniz bu bir ameliyat gerektirir durumdur. Çünkü yani çalışmalar göstermiş ki 1 santimin üzerinde olduğu zaman bunda artık kötüye doğru bir bozunum olmaya başlıyor. Bir kötüleşme emareleri oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla 1 santim üzerindeki tüm safra kesesi poliplerine şikayetiniz olsun veya olmasın. Ameliyat öneriyoruz. Kanser riskim var açıkçası. Kanser riski var. Yani bir santimin üstünde safra kesesi polibiniz varsa Önlem olarak ameliyatta Hatta bunun alınması lazım. lazım. Kesenin alınması evet. lazım. Orada da kese alınıyor. Yani Orada da mi? kese polip alınmıyor. Sadece yani. polip alınmıyor. İkinci e, ameliyat gerektirir durum ise bunun boyutlarının takip edilirken hızla artması. Atıyorum sizde bir safra kesesi polipi var hanımefendinin 4 milimdi. 6 <laughs> ay sonra, 1 yıl sonra, 1,5 yıl sonra, 2 yıl sonra çektirdi hep 4 milim. Buna bir şey yapmaya gerek yok. Sadece takip etmek yeterli. Ama... Bu sene yaptırdığım 4 milimdi. Bir sonraki 6 ay sonra yaptırdığım 8 milime çıkmış. Bu da bizim için durduk yere bu safra kesesi polibi normal, selim bir hadise olsaydı büyümezdi. Dolayısıyla bu da bir şüphe endişe gerektirdiği için dolayısıyla eğer normalden daha hızlı bir süratle büyüyorsa onlara da yine safra kesesi ameliyatı öneriyoruz. Peki şimdi bir de şöyle bir şey var. Safra kesesi ameliyatları için mesela benim çok fena ağrım tuttu dediler ki safra kesesi iltihabı var. Bu nedir? Safra kesesi iltihabı aynen az önce anlattığım sinüs gibi. Sinüsleriniz tıkalı olmadığı zaman, aktığı zaman sinüzit olmuyorsunuz ama tıkandığı zaman sinüzit oluyorsunuz. Safra kesesinde az önceki o taşlar neticesinde bir ufak kanalı vardı hatırlarsınız evet. aşağı doğru yine. O kanalın ağzı bir taş tarafından tıkandığı zaman bu safra kesesi iki şeyi yapamıyor. Birincisi safra kesesinde normal güzel bir safra gelemiyor. İkincisi içindeki safrayı atamıyor. İçindeki safrayı atamadığı zaman bizde hep akan su kir tutmaz diye bir laf vardır. Aynı söz burada da bu durağanlık Sinüsteki sinüzit yaptığı gibi burada da kolesistit denilen safra kesesi iltihabına yol açıyor. Bu durumda yine ameliyat gerektirir bir durum. İltihap varsa yine ameliyat gerektirir Ameliyat diyorum. gerektirir bir durum. Fakat orada iki şey yapılabilir. Bir tanesi eğer her şey yolunda ise veya sizin genel sağlık durumunuz buna el veriyorsa safra kesesindeki iltihabınız yatışması beklenebilir. Bir aralık verildikten sonra 4 ila 6 hafta sonrasında safra kesesi ameliyatınız yapılabilir. Veyahut da bazen ne yaparsanız yapın ya verilen antibiyotiklere, verilen tedavilere cevap vermiyor ise o başvurduğunuzda da safra kesesi iltihabınız varken de bazen safra kesesi ameliyatı yapılabilir. Yapılabilir. Peki şimdi Evet. Dediğiniz e, tanı yöntemi olarak ultrason, ultrason. çok belirleyici. Çok belirli. Yani çok rahat görülüyor. Sadece aç gitmek. Yani e, bir şey yemeden sabah saatlerinde giderseniz y bir gecelik açlık safrayı Yeter. dolduruyor. Kesenin içi de çok net gözüküyor. Teşhisi koydunuz, ameliyat yapacaksınız. Tabii benim talebeliğimde ameliyat dediğin zaman cart diye bir taraftan bir tarafa kadar yarılıp yapılan bir ameliyat vardı. Şimdi artık galiba bu hemen hemen hiç kalmadı. Aynen öyle. Hemen hemen kalktı. Niye kalktı? Çünkü... E, yerini almış olan o kapalı ameliyat denilen laparoskopi sistemi hem hastaya hem doktora bir sürü avantaj sağlıyor. E, dolayısıyla da çok gerekmediği sürece açık ameliyatı hemen hemen hiç tercih etmiyoruz. Açık ameliyatı tercih etmeniz de ancak e, kapalı yöntemi deneyip de bu yöntemden eğer olamayacak kadar kötü bir safra kesesi var ise ancak o zaman e, bu ameliyata dönmek ihtiyacı hissediyorsunuz. Bu da kabaca. İstatistiklerde yüzde %3 ila 5 civarında ama bizim serilerimize bakarsanız bizim serilerimizde yaklaşık yüzde %1'in altında. Evet. Yani zaman geçtikçe, laparoskopi hakimiyet arttıkça e, bu oran eminim daha da düşecektir. Yani e, burada bilmiyorum robotik cerrahi kullanılıyor mu ama yani o kadar çok robotik cerrahi bizde bile bizim kaba cerrahimiz var kadın doğumda orada Hı. bile çok işe yarıyor. Burada da çünkü sizin o küçük yerler, damarlar etrafındaki işlemlerinizi çok rahat yapacak diye düşünüyorum. Peki... Ee, bu laparoskopi kapalı ameliyat ilk Türkiye'de yapıldığı zamanı ben hatırlıyorum. O günü de hatırlıyorum. Ee, 3-4 saat süren operasyonlardı. Şimdi ne kadar sürüyor bu yani, iş? Kabaca çok sorun olmayan bir safra kesiminde yaklaşık olarak 40 dakika civarında falan sürüyor. Yani her şeyle beraber içeriye e, aletinizi, edevatınızı yerleştirmez ve safra kesimini çıkartmanız başından dahil. Başından sonuna? Başından sonuna aşağı yukarı 40-45 dakika civarında bitiyor. 40-45 dakika. Peki hastanın e, tekrar ayağa kalkışı, yaşama dönüşü? Şöyle söyleyeyim mesela bizim e, uygulamamızda veya hemen hemen her yerdeki <laughs> uygulamada böyle. Mesela ameliyat sabahı geliyorsunuz. Ameliyattan birkaç saat önce ben siz siz doktorumuz görüyor. Ameliyata uygun herhangi bir sıkıntınız yoksa, safra kesici, ultrasonunuz vesaireniz daha önceden yapılmış, taşınız var. Yani ameliyata sizi alıyoruz. Ameliyatınız yaklaşık işte 40 dakika, her şeyle beraber bir saat sürdüğünü varsayarsınız. Akşam üzeri size hafif bir yiyecekler veriyoruz. Ertesi gün sabah kahvaltınızı yapıp sizi kahvaltı yaptıktan sonra evinize gönderebilir vaziyette gelirsiniz. Bir vaziyete günde halledip halledi. eve gönderiyorsunuz. Eve gidiyor. Genellikle birkaç günde neka süresi verdikten sonra e, kişiden kişiye değişmekle birlikte 3 ila 5 gün içerisinde en geç bir hafta içerisinde normal işinize dönebilir vaziyete gelirsiniz. Peki e, şimdi bir de e, bu kanallardaki taşları almak için yöntemler var. Yani ameliyat dışı da yöntemler var. Bunlardan biraz bahseder Tabii. misiniz? Şimdi hastaların hep sordukları soru şu. Ben mesela bir şekilde ameliyat olmanız lazım dediğim zaman peki ameliyat olmazsam ne olurun cevapları geliyor. Ameliyat olmazsa <laughs> ne olurun birkaç tane problem var. Bir tanesi safra kesi iltihabı geçirebilirsiniz kolesterol. Bir iki hanımefendi az önce sormuştu bu taşları kırıyor musunuz diye. Böbrek taşlarını kırdığınız zaman onlar böbrek yolunun içerisine düştüğü zaman bir sıkıntı yaratmıyor. Ama bizim en çok korktuğumuz şeylerden bir tanesi safra kesesinin içerisindeki taşlardan çok o az önce gösterdiğiniz ana kanalın içerisinde safra kanalının Kanala düşerse... düşen taşlar. Çünkü bunlar çok ciddi probleme yol açabiliyor. Sizin safranız aşağı doğru buradan aktığı için karaciğeriniz bunu sürekli üretmeye devam ediyor bir sarılıkla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. İki O e, resimde figürde pek göstermedik ama herkesin çok pankreas bezi diye bildiği insülin salgılayan bezimiz aynı zamanda sindirim enzimleri de salgılıyor ve iş, e, işin ilginç tarafı bunlar safra e, ana safra kanalıyla beraber bağırsakta aynı yere açılıyorlar. Dolayısıyla buradan geçen taşın yaratmış olduğu rahatsızlıkla iritasyonla beraber pankreatit dediğiniz çok ciddi durumlara yol açabilecek hadiselerle karşılaşabiliyorsunuz. Bazen bu taş düşmeyebiliyor. Safra kanalının içerisinde kalabiliyor. O zaman ise direkt ameliyat yapamıyorsunuz. Çünkü direkt ameliyatta yaptığınız sadece safra kesesini ortadan kaldırmak olduğu için ana safra kanalını temizlemeniz lazım. ERCP denilen endoskopik bir yöntemle bunu yapıyorsunuz. O zaman da hep işte hastaları söyledim. Çok vakit kaybetmeden ameliyat olursanız başınıza daha az şey gelirin. Cevabı burada ortaya çıkıyor. Yani ana depoyu almak varken yolunun kanallarının Yolunu içinden toparlamak çok daha Çok zor. daha zor. Gerçi o da çok e, meşakkatli bir işlem değil ama birkaç prosedür gerektirebiliyor. Ne yapıyorsunuz? Yine endoskopik bir yöntemle içeriye giriyorsunuz. O az önce anlattığım kanalın içerisine girerek o kanalın içerisine önce taşları temizleyip daha sonra safra kesenizi çıkartıyorsunuz. E bizde de siz de e, biliyorsunuz ne kadar çok iş yaparsanız bir insanın başına o Riskiniz kadar artı. risk art, e, artım. Dolayısıyla daha risksiz bir durumdayken sadece safra kesenizdeyken bu işi daha kolayını halletmek varken daha zor yolları seçmeyin Seçmeyelim diyoruz. Seçmeyelim diyorsunuz. Bakalım Nezahat Hanım Siirt'ten bizi arıyor o ne diyor. Günaydın efendim. Günaydın. Nasılsınız? Beyim. Teşekkür ederim siz nasılsınız? Sağ olun çok teşekkürler. Buyurun Nezahat Hanım sorunuzu alalım. Benim sorum benim safra kesesinde en büyük 24 milimetrelik ve birkaç tane herhalde taş var. Bana da ameliyat dediler ama ben ameliyat olmak istemedim çünkü hiçbir sancım, hiçbir sıkıntım yok. Ultrasona girerken öylesine gördüler. Ben ilaç kullanıyorum, doktorun verdiği ilaçları kullanıyorum eritme amaçlı ve kontrol altında kaldığımda taşların 4 milimetreye kadar düştüğü görüldü. Ben bu ilaçlara devam edeyim mi? şu an 4 ay oldu kullanalı. Ee, bir sıkıntı yaşar mıyım ileride diye soruyorum. Peki efendim sorunuz için çok çok teşekkürler. Geçmiş olsun diyoruz. Siirt'e çok sevgilerimizi sağ gönderiyoruz. Sağ olun. Sağ olun. ben Şimdi, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ ol efendim. Şimdi bu soruyla evet. ilgili az önce konuda başladığımız zaman tam bitirmediğimiz bir yer vardı. Safra kesesinde her taş olan insana ameliyat ediyor muyuz? Hayır, her safra kesesinde taş olan insana ameliyat etmiyoruz. Ameliyatın iki tane şartı var. Bir tanesi taşınız olacak. Bir tanesi az önce anlattığım semptomlarınız olacak. Sıkıntılar olacak. Sıkıntılarınız yani. olacak. Yani <laughs> sırtınıza vuran ağrınız, yemeklerden sonra hazımsızlık, şişkinlik şikayetleriniz, özellikle yağlı, kızartmalı, yumurtalı yiyeceklerden sonra olan şikayetleriniz var ise bunlara ameliyat öneriyoruz. Sebebi de şu. Safra kesesinde taş olan insanların boyutundan bağımsız, sayısından bağımsız olmak üzere yaklaşık yarısında hayatı boyunca hiçbir şikayet yaşamıyorlar. Ama hangi grubun şikayet yaşamayacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla da safra kesenizde şikayet olmadıysa yıllık olarak %1 ila 2 civarında az önce anlattığım komplikasyonları, sıkıntıları yaşama şansınız var. Kimin başına gelir bunu bilme şansınız yok. Ama dediğim gibi bir semptom, bir sıkıntı yaratana kadar bundan hiçbir ameliyat olmanıza gerek yok. Çünkü o zaman yaklaşık olarak hastaların yarısını gereksiz yere ameliyat etmiş olursunuz. Ama bir sıkıntınız bir sefer oldu ise daha sonra emin olun bir daha olacak. Tekrarlayacaktır. Dolayısıyla yani. benim bir kere oldu ama geçti. Dolayısıyla ameliyat olmama gerek yok demeyin. Hanımefendi hiçbir şikayetim yok dedi. Hiçbir şikayeti yoksa şu an için ameliyat olmasına gerek yok ama bazen insanlar kendilerine yontabilirler. Benim şikayetim var ama safra kesesinden değil diye ee bazen şey yapabilirler. Çünkü sadece ağrıyı algılıyorlar. Hazımsızlık şiş şikayetini daha çok mide şikayetiyle ee söylüyorlar. O yüzden bana birçok hasta geliyor. Midemle ilgili şikayetim var diye bir sene, iki sene, üç sene tedavi almış ama aslında safra kesiliği ilgili problemi olduğu için yanlış yere sadece mide ilaçlarını kullanmış ama sıkıntısı geçmemiş hastalar evet. geliyor. Genel cerrahi uzmanı Doktor Fikret Düşünceli'ye çok çok teşekkür verdiğiniz ederim. Verdiğiniz bilgiler için. Efendim